Gördüğünüz gibi ben burada kocaman bir tencerede su kaynatıyorum. Hatta suyum kaynadı bile. Hemen içine biraz tuz atmak istiyorum. Kabaklarım burada yaklaşık 13-14 dakika kendi halinde haşlanacaklar. Hatta ben onları soğutmak için kocaman bir tabak hazırladım şöyle. İçine buzları koydum. Bir an önce soğumasını ve pişme işleminin durmasını istiyorum. O da bu şekilde beni burada hazır olarak beklesin. Nasıl bir iç harcı yapacağız? Yine bol kıymalı, bol lezzetli, harika bir iç harcımız olacak. Ben hemen bir tane soğan alıyorum. Tabii ki soğansız olmaz. Soğanlarla işe başlamak istiyorum. Tavama yine 1-2 kaşık zeytinyağı ilave ediyorum. Soğanları direkt tavamın içine göndereceğim. Biraz tuz. Şöyle gördüğünüz gibi bir yemek kaşığından biraz fazla tereyağını da ekledim. Yaklaşık 3 adet yine köy biberi kullanacağım. Bu arada yemeğimiz 200 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 10-12 dakika kadar pişecek. Ben biberlerimi de doğradım hazır beklemesi için. Gördüğünüz gibi tereyağı çok güzel kremamsı bir doku verdi. Şimdi içine kıymamı eklemek istiyorum. Burada yaklaşık 250 gram kadar kıyma var. Yine ufalayarak içine atıyorum. Güzelce karıştırın. Şöyle içine 2-3 diş de sarımsak ekliyorum. Güzelce yine karıştıracağım. Topak topak kıymalarım kalmasın içinde. Peki sıra geldi o zaman salçalarıma. Burada domatesle biberi karıştıracağım ben. Şöyle şu kadar bir domates salçası. Yine aynı şekilde biber salçası koyuyorum. Çünkü içine dediğim gibi nasılsa domateslerini de ekleyeceğim. O yüzden çok fazla salça eklememize gerek yok. Kabakların arkasına şu şekilde vuruyorduk. Tok bir ses duyduysak bunlar olmuş. Hemen altını kapatıyoruz. Şöyle biraz süzeceğim. Buzlu suyun içine kabaklarımı koydum. Burada harcım olana kadar iyice ılınmalarını istiyorum. Hem de pişme işlemini durdurduk. Güzelce salçamızı her yerine karıştırıyoruz. Şimdi biberler. Şimdi ben bu sosun içine bolca maydanoz koyacağım. Çok ince olmamak koşuluyla doğruyoruz. Biberlerim güzelce kavruldu. Tamamıyla böyle karamelize oldu. Ben hemen içine bir su bardağı kadar domates rendesini ekliyorum. Şöyle biraz daha karabiber. Hadi biraz daha acı koyalım. Burada ocağımızın altını kısıyoruz. Bütün malzemelerin domates rendesiyle iyice harmanlanmasını istiyorum. Şimdi kabaklarım yeterince soğudu. Nasıl yapıyorduk? Ortadan ikiye bölüyoruz. Bir tane tatlı kaşığıyla onlara zarar vermeden düzgün bir şekilde içlerini çıkartıp fırın kabına dizeceğiz. Aynen bu şekilde. Bütün çekirdeklerini alıp bütün kabaklarımı fırın kabıma dizdim. Hemen maydanozlarımı ekliyorum. Ocağımın altını kapatıyorum bir yandan. Bütün kabakların içine dolduracağız. Bunların üzerine yine kaşar peyniri ekleyeceğim. O zaman bunları hemen 200-220 derece fırında, özellikle ısıtılmış fırında 10-12 dakika üzerleri kızarana kadar pişiriyorum.